O zaman dedik ki yahu biz kendimiz bir stüdyo kuralım. Biz kendimiz stüdyo kuralım da benim babam erkenden ölmüş. Annem bir öğretmen. Nasıl kuralım? Yani sizin çaldığınız müzik çok kolaylaştı. Çok kolaylaştırdılar. Hatta öyle kolaylaştırdılar ki şimdi siz rap diyorsunuz ya, o rapin adı evladım çok çok müziğin başlangıcında resitatif derler ona. Operalarda kullanılır. Daha insanlar melodileri icat etmeden evvel Ahmet gel buraya böyle konuşurlardı. İşte siz rapçiler olarak sizi çevirdiler, 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 resitatife indirdiler müziği. Daha basitleştirelim, daha basitleştirelim diye. Ondan sonra mesela sizlerin için motifler çıktı. Darara dam, delir dam, delir dam. Veyahut da şimdi sizin motiflerinizi koyalım. Tank tank çıkıdan, çıktan çıkıdan mesela. Bunun adı riff. Şimdi sizin şeyleriniz, müziğinizin altında bol bol riff var. Bunlar da müzik tarihinin icadında üçüncü bulunan şeydir. Resitatiften sonra önce ritim bulundu. Sonra resitatif bulundu. Sonra riff bulundu. Bu kadar kolaylaştı yani size en geriye gittiniz. Ondan sonra işte o rifflerin yanında da bir de konsonans armonileri de koyunca yanına yani en kök armonilerini koyunca da müziği bu hale geldi. Ama bizim zamanımızda böyle değildi işte dediğim gibi. Yani biz bir yerde müzik çalmaya başladık profesyonel olarak çaldığımız yerde şimdi diyelim ki Tom Jones'un müziğini çalıyoruz. Arkada dev gibi bir orkestra var. Bu dev gibi orkestrayı 5 kişiye nasıl indiririz? İndirmek zorundaydık daha doğrusu. Ben o şeylerin, bütün o büyük orkestraların bütün partilerini dinleyerek mono bir Philips teyp değil, pick-up'ta dinleyerek bütün o kemanlarını, memanlarını içinde ne varsa içinde brassları falan hepsini çıkardım ama ne uğraştım, ne uğraştım, ne uğraştım. Stüdyo ne zaman başladı hocam? İlk stüdyo niyeti nereden çıktı? Şimdi Nasıl başladı? Ne yaptınız tabii. hocam? Şimdi Selda'nın büyük kabiliyeti ortaya çıkınca yani Selda'da olağanüstü bir babamda da vardı o. Selda'da absolü kulak diye bir kavram vardır şeyde yani fizyolojide. Selda piyanonun üzerine yat, bütün seslerini sana do, mi, sol işte neyse si bemol, re bemol falan diye bunların hepsini söyleyebilir. Bunun adına absolü kulak diyorlar. Ondan sonra Selda'nın bu kulağı ortaya çıkınca, Selda da şarkı söylemeye başlayınca biz Latin müziğini çok sevdik. O zamanlar radyo işte var. Yani televizyon falan yok, radyo var. Radyoda da bir program var. Rahmetli Reha Arın, onun bir programı var. Oradan dinliyoruz işte. Losları duyduk. Ondan sonra ama tabii Selda absolü kulaklı bir dinliyor oradan. Brrr, bir üst sesini, beş sesini çıkarıyor derhal. Ondan sonra tabii onun kabiliyetine yetişemeyen şarkıcı olarak ben. Bunu onların ikinci sesini yapmaya başladık. Yaptık böyle işte çok büyük bir ilerleme kaydettik ama. Yani Selda'nın absolü kulaklı olmasıyla. Ondan sonra derken işte fazla uzatmayayım. Alpay'la tanıştık. Alpaylar'ın bir stüdyosu vardı. Şimdi gelelim sizin şimdi stüdyonuzda. Telefonken tam manyete ton band 85. Mono bir teyp. Bir tane de mono teyp. İki tane. Bir tane telefonken eko mikser. Hani sizin gitarlarınızda var ya şu anda tel mikser şeyler var. Delay. Delay'ler ha, tel delay'ler. Plata ekosunun küçültülmüş hali. O var. İşte bu. Stüdyo bu. Bu kadar.
ve bu radyoya bununla geldik. İşte Alpay'ın stüdyosunda Şanar Yurda Tapan'da vardı. İşte bir sürü şeyler çaldık falan mekan. Onlar çıktı. Selda meşhur oldu. Bütün o şeyler Alpay'ın parçalarında da ben gitar çaldım. Tabii biz Lostar'ı çalınca Lostar'ı çalmak çok zordu. Böyle dangır dungur dangır dungur çalmaya benzemez. Ve bir mucize de yaratmışım. Yıllar sonra onu keşfettim. Şimdi böyle adamlar bir şey çalıyorlar, gitarcılar. Bakıyorum ulan yani ben onları çalmaya kalıyorum. Neredeyse şeyin bu sapın sonuna geliyor hep. O zamanlar hadi bunu katavye mi diyorsunuz, ne diyorsunuz, o böyle eğrilik de yok ki koyalım İspanyol gitarlarda, öyle bir şey yok. Ulan ne yapacağız? Çok zorlanarak çaldım onları. Sonra uzun yıllar sonra Kuyupix diye bir yerde şov yapıyoruz. Biz 4 kişi. Bu Kuyupix öyle bir kulüp ki Sylvie Vartan'la açıldı. Sylvie Vartan o zaman Fransız, Avrupa'nın bir numaralısıyla açıldı. Yani sizin şeyinizin yani şu anda starınızın kim olduğunu takip edemiyorum ben. Devre dışı kaldığım için. Yani neyse. Layla mı, Lilla mı var ya hani o güzel şarkı söyleyen kadın. İşte onunla bir kulübün açıldığını düşün. Yani öyle bir kulüp, kor diplomatiye. Ben de o arada Lostar'dan, Bostar'dan öğrendiklerimi oturdum. Halk müziğini adapte ettim. Çok sesli, 4 kişi böyle şeyleri söylüyorduk. Türküleri söylüyorduk. Tabii İspanyol şarkılarını da söylüyorduk. Selda o meşhur oldu falan. Ondan sonra Alpaylar bir şeyler oldu. Çok da küçüktük, yaşımız çok küçüktü. Selda orta 3'teydi, ben lise 2'de miydim, 1'de miydim ne buldum, hatırlamıyorum yani ne olduğunu. O zaman dedik ki yahu biz kendimiz bir stüdyo kuralım. Biz kendimiz stüdyo kuralım da benim babam erkenden ölmüş. Annem bir öğretmen. Nasıl kuralım? Annem dedi ki ya benim bir dayızadem var dedi. Onu çağırayım, onun parası yoktur dedi. Onu çağırdı. O adam da dedi ki oğlum ne istiyorsanız kurun. Yani zaten ne istiyoruz bu iki tane teyp istiyoruz. Alpay'ın stüdyosunu istiyorsa o zaman teknoloji bu. Neyse ben gittim İstanbul'dan aldım, getirdim, koydum. Ve böylece ilk stüdyoyu kurduk biz. Bu yalıtımlar falan böyle süngerler falan yok. Kıtıklarla işte duralit iç tarafını kıtık diye bir malzeme vardır. Nasıl söylesem hani onları da hatırlamayabilirsiniz. Böyle şey musluklara böyle bir keten bir şey serilir. Ha işte onların çuvallarla koyduk, sesini kaybettik, bilmem ne yaptık. Böyle pilili pilili şeylerle falan bu süngerler yerine. Onları yaptık falan. Şey yaptık, ettik. Süreyya abi geldi dedi ki ya Rafael diye bir adam var o zaman. Avrupa'da çok meşhur. Yahu dedi bu Rafael dedi sen dedi Te Conscienzia diye bir şarkı var. Bunu sen yazabilir misin dedi. Ben de lise 2'deyim ha öyle matah bir şey değil bilmiyorum işte. Dedi ki yazarız ya biz yaparız bu stüdyo yaptıktan sonra bunu da yaparız. O Te Conscienzia'yı 15 gün uğraşarak bütün kemanlarını büyük orkestra her şeyini değiştirdim. Ritmini de şeyle ilaveler ettim falan. Yani kendi çapında bir düzenleme yaptım. Altyapısını çaldık işte. Altyapısını çaldık o zamanlar mono. Tak, altyapı çalıyor 4 kişi birden. Ondan sonra o teyp oradan ikinci teybe aktarıyoruz. O zaman ikinci teybin üzerine kemanları çaldıracağız. Derken Süreyya abi dedi ki ya işte kemancıları ben çağırayım dedi. Operadan 5 tane kemancı geldi. Bir tanesinin kafası çıplak. Bunlar hepsi babam yaşında. Adamlar dediler ki Süreyya bizi kim güzelce edecek? Yani kim yönetecek? Ha. Süreyya abi beni gösterdi. Bu dedi. Adamlar baktılar. Bu mu dediler? Bu.
Oğlum dediler, ver bakayım bir yazdıklarını. Baktılar, okudular. Ya dediler, bayağı iyi yazmışsın sen bunları. Amca dedim, bunlar zaten şey yani orkestranın yazdığı şeyler, çaldığı şeyler. Aferin dediler, aferin dediler ve çaldılar gittiler. Selda'da onu buradan o şeyi aldık, orkestrayı aldık. Onun üzerinden bu tarafa aldık. Ondan sonra bir daha yani birinci, ikinci, üçüncü nesil olarak üzerine Selda şarkı söyledi. Ve iki ay Türkiye'nin en meşhur şarkısı oldu. İlk stüdyoculuğumuz böyle başladı. Hangi parçaydı hocam? To Consciencia. Rafael söylerdi. Selda da o zaman işte lise 1'de miydi değil. Evet, o civarlardaydı herhalde. Yani stüdyoculuğumuz başlangıcı Manya'da Tompan 85. Telefon geldi. Ekonomiklerle başladı. Sadece biz başlamadık ama yani. Ha. Ankara Radyosu'nu müzik yapan Alpay da bunda yaptı. Herkes böyle yaptı. Her yerde bu vardı çünkü.